peki diğer galaksiler neye benziyor? Bizimkinden çok mu farklılar? Peki ya Samanyolu'na en yakın galaksiler, özellikle de yerel grubun bir parçası olanları keşfetmeye gitseydik? Andromeda galaksisi, Triangulum galaksisi ya da Büyük Magellan Bulutu galaksisi gibi bizim ölçeğimize göre çok uzak ama yine de bize çok yakın olan galaksileri. Ancak boyutları çok mütevazı olsa da evreni anlamamızda temel bir rol oynayan pek çok başka galaktik nesnedir. Bu galaksilerin bileşimi nedir? Geçmişleri ya da gelecekteki evrimleri nedir? Sevgili gezgin, hoş geldin. Bugün Samanyolu'na en yakın galaksilerde inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve bu uzak ama büyüleyici diyarları keşfedeceğiz. Galaktik gezginimiz, bu kozmik canavarları farklı kategorilerine göre keşfetmeniz için bir tur hazırladı. Siz rahat ettikten sonra bu sıra dışı dünyaları keşfetmek için galaksiden galaksiye gideceğiz. Unutulmaz bir deneyim yaşamaya hazır olun. Ancak yola çıkmadan önce henüz yapmadıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Teşekkürler ve iyi yolculuklar. Maceramıza başlayalım. Güneş sistemimizi geride bırakalım ve Samanyolu'nu hızla geçelim. Yerel grubun en önemli ikinci üyesi olan ve Messier 31 olarak da bilinen Andromeda galaksisi ile başlamanızı öneririm. Andromeda Gökadası, 1000 milyar yıldızıyla genellikle Samanyolu'nun ikiz kardeşi olarak kabul edilir. Çapı 220 bin ışık yılı olan Messier 31, 2,5 milyon ışık yılı uzakta olmasına rağmen, açık gökyüzünde çıplak gözle dünyadan en uzakta gözlemlenebilen devasa bir gök cismidir. Bu parlak noktanın ilk gözlemleri zamanın başlangıcına kadar uzanır. Ancak ilk yazılı kayıtlar 964 yılına dayanıyor. Pers bir astronom olan El-Sufi'ye aittir. Aynı adı taşıyan takım yıldızında yer alan Andromeda galaksisi, parlak bir çekirdeğe sahip, oval ve dağınık şekliyle kolayca tanınır. Sarı renkli bu çekirdek, koyu renkli toz şeritleri ve etrafını saran geniş kollarla tezat oluşturuyor. Bu, galaksimize en yakın olan ve bize nefes kesici bir manzara sunan spiral bir galaksidir. Kıvrımlarında mavi yıldız kümelerinin yanı sıra kırmızımsı renkteki bulut suları da görebiliriz. Samanyolu'nun 1900 milyar güneş kütlesine karşılık, Andromeda galaksisinin 1230 milyar güneş kütlesi olarak tahmin edilen toplam kütlesi, önemli sayıda yıldız daha içermesini engellemez. Damarlarının kalbinde 140 milyon güneş kütlesi olduğu tahmin edilen süper kütleli bir kara delik bulunmaktadır. Ki bu da galaksimizdeki sadece 4 milyon güneş kütlesi olduğu tahmin edilenden çok daha büyüktür. Andromeda'nın her ikisi de çok daha küçük boyutlarda olan Messier 32 ve Messier 110 adlı iki yoldaşı vardır. İlki Messier 32, kompakt olarak adlandırılan eliptik bir galaksidir ve en büyük uzunluğu 8000 ışık yılını geçmez. Güneş'ten 2.5 milyon ışık yılı uzakta sadece 3 milyar güneş kütlesine sahip eliptik bir cüce galaksidir. Önemsiz gibi görünse de özellikleri yaklaşık 100 milyon güneş kütlesine sahip ev sahibi M31 ile karşılaştırılabilir bir merkezi şişkinlik içerir. Kübik parsek başına yaklaşık 5000 yıldızın merkezi bir süper kütleli nesne etrafında hızla döndüğü tahmin edilmektedir. Çoğunlukla yaşlı yıldızlardan oluşur ve yüksek bir yüzey parlaklığına sahiptir. Tüm göstergeler Messier 32'nin bir zamanlar çok daha büyük olduğu ancak dış yıldız popülasyonu ve küresel kümelerinin
dev ev sahibi Andromeda galaksisi tarafından önemli ölçüde emildiği yönündedir. Peki ya bu devin ikinci yoldaşı Messier 110? O da Andromeda galaksisine olan yakınlığından etkilenmiş midir? Messier 32 gibi o da süper kütleli bir kara delik içermeyen eliptik bir cüce galaksidir. Çapı 17.000 ışık yılıdır ve Messier 32'nin iki katıdır. Düzgün ve neredeyse özelliksizdir. Kolları veya yıldız oluşum bölgeleri yoktur. Ancak merkezinde genç mavi yıldızlardan oluşan bir popülasyon içerir. Halesinde görülebilen 8 küresel kümenin yanı sıra bunlardan yaklaşık 10 milyar tane vardır. Gördüğünüz gibi Messier 110, yoldaşının aksine faaliyetinin sonuna gelmiş gibi görünmüyor. Bu üç kozmik canavar tek başlarına evrimleşmekten çok uzaklar. Andromeda gökadası ve iki küçük kız kardeşine astral danslarında birçok küçük gökada eşlik etmektedir. Bunlar Andromeda'nın alt grubunu oluşturur. Andromeda galaksisi, alt grubuna ait en az 14 cüce galaksi vardır. Elbette keşifleri 18. yüzyıla kadar uzanan Messier 32 ve Messier 110 var. Ancak 1970'lerden bu yana teknolojik gelişmeler sayesinde yeni galaktik nesnelerin keşifleri birbirini izledi. Böylece Güneş'ten 2.1 ila 2.4 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Andromeda 1, 2 ve 3 galaksileri 1972 yılında Kanadalı astronom Sidney Van den Berg tarafından keşfedildi. Bu bilim adamı aynı zamanda Andromeda 4'ü de keşfetmiştir. İlk başta Andromeda alt grubuna ait düzensiz bir galaksi olduğuna inansa da 2000'li yılında Hubble uzay teleskobu ile yapılan ölçümler onu 16 ila 26 milyon ışık yılı arasında bir yere yerleştirdi. O halde bu galaksi büyük ölçüde yerel grubun dışında kalmaktadır. 1998 yılında Andromeda 5 galaksisi Andromeda'nın küresel cüce galaksiler alt grubuna katılmıştır. Güneş sistemimizden 2.6 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Yine 1998'de Pegasus'un küresel cüce galaksisi Andromeda 6 ve Kasiopya'nın cüce galaksisi Andromeda 7'nin ortaya çıkarılma sırası geldi. İlkinin uzaklığı hala tam olarak belirlenmiş değil. Ancak 2.5 ila 3.1 milyon ışık yılı arasında olabilirken, İkincisinin 2.5 milyon ışık yılı olduğu tahmin ediliyor. Hawaii takım adalarında bulunan panoramik araştırma teleskobu ve hızlı tepki sistemini kullanan Pan-STARRS 1 astronomik araştırma programı sayesinde 2013 yılında keşfedilen ve eşleriyle aynı türden bir cüce galaksi olan Andromeda 33'e kadar uzanan bu listeye devam etmeyeceğiz. Yerel grubun ana üyeleri arasında daha az heybetli olmalarına rağmen diğer kozmik canavarlar da aynı derecede harikadır ve bize olağanüstü bir gösteri sunarlar. Özellikle de aralarında sadece 75 bin ışık yılı mesafe bulunan bir cüce galaksi ikilisi için durum böyledir. Bunlar ünlü Magellan bulutlarıdır. Galaksimize çok yakın olan bu iki galaksi, Güney Yarımküre'den çıplak gözle dikkat çekici bir şekilde görülebilmekte. Derin gökyüzünde iki sütlü nokta olarak görünmekte ve galaksimizden kopmuş olabilecek bir yıldız bulutunun parçalarını andırmaktadır. Bu iki gök cisminin ilk gözlemlerinin ne zamana dayandığı bilinmemekle birlikte, Büyük Magellan Bulutu literatürde ilk kez 924 yılında İranlı astronom El-Sufi tarafından tanımlanmıştır. Her ne kadar tanımlanmaları 16. yüzyılda Ferdinand Magellan'ın yolculuğu sırasında resmileşmiş olsa da. Ancak bu iki galaksiyi daha da ilginç kılan şey, onları birbirine bağlıyormuş gibi görünen bir tür köprüdür. Gelin bu tuhaflığa biraz daha yaklaşalım.
Çubuklu sarmal tipte bir cüce galaksi olan Büyük Magellan Bulutu'nu gözlemleyerek başlayalım. Dorado ve Masa takım yıldızlarında yer alır. Disk şekli, galaksinin kendisinden çok sonra keşfedilen tek bir spiral kol ve büyük bir çubuğun varlığıyla karakterize edilir. Bu da neden ilk olarak düzensiz bir galaksi olarak kataloglandığını açıklar. Büyük Magellan Bulutu, Güneş sistemimizden 163 bin ışık yılı uzaktadır. Ancak daha da önemlisi, kütle açısından yerel grupta Andromeda galaksisi, Samanyolu ve Triangulum galaksisinden sonra 4. sırada yer almaktadır. Burada birkaç yüz bin dev ve süper dev yıldızın yanı sıra 60 küresel küme, 400 gezegenimsi bulutu ve 700 açık küme sayılmaktadır. İçerdiği çok sayıda gök cismi arasında her ikisi de ikili sistem şeklinde olan iki yüksek kütleli yıldız kara deliğini not edebiliriz. Ayrıca bu türde keşfedilen ilk nesne olan yumuşak bir gama ışını güçlendiricisine de gözlemleyebiliriz. Şiddetli ve tekrarlayan emisyon bölümleri olan ancak düzenli ve büyük olasılıkla yoğun manyetik alana sahip genç nötron yıldızlarına karşılık gelen bir gama ışını kaynağıdır. Muhtemelen yaklaşık 1650 yaşında olan ve 50.3 milisaniye dönme periyoduna sahip en genç pulsarlardan biri de görülebilir. Bu son iki nesnede süpernovaların yani bize güzellik gösterisi sunan bu yıldız patlamalarının sonrasında yer almaktadır. Böylece gaz ve toz miktarının muazzam olduğu Büyük Magellan Bulutu'nun yıldızlar arası ortamında yoğun bir faaliyet hüküm sürdüğünü görebiliyoruz. Bu da neden önemli miktarda yeni yıldızın onun kalbinde ortaya çıktığını açıklamaktadır. Yerel grubun en büyük ve en aktif bölgesi Tarantula Nebulası'dır. Bu bölge galaksimizdeki en aktif bölgedir ve başka hiçbir bölgeye benzemeyen bir yıldız doğum oranına sahiptir. Aslında Tarantula Nebulası bugüne kadar bilinen en büyük nebuladır. Ancak Büyük Magellan Bulutu'nu bu kadar özel yapan şey yol arkadaşıyla olan bağdır. Gerçekten de Büyük Magellan Bulutu'nun güney çubuğu Magellan Köprüsü olarak bilinen gaz ve yıldızlardan oluşan bir köprüyle Küçük Magellan Bulutu'na bağlıdır. Magellan bulutlarını birbirine bağlayan gelgit kuvvetlerinden ve belki de Samanyolu'nunkilerden kaynaklanan bu yapı, esas olarak nötr hidrojenden oluşur. Bununla birlikte içinde oluşmuş olması gereken birkaç yıldıza da ev sahipliği yapmaktadır. Küçük Magellan bulutu, etrafındaki amansız gelgit kuvvetleri nedeniyle düzensiz bir galaksi haline gelmiş olan eski bir çubuklu cüce spiral galaksidir. Güneşimizden yaklaşık 200 bin ışık yılı uzakta olan bu gökadanın çapı, büyük kardeşinin yarısı kadardır ve 7 bin ışık yılına ulaşır. Onu güney yarımküreden gözlemleme fırsatı bulanlar için gece gökyüzünde 10 dolunay değerinde bir yer kaplar. Ve bu da onu ilk Polinezya ve Avustralya yerli kültürlerinde navigatörler için vazgeçilmez bir araç haline getirmiştir. Aletsiz gözlemlenebilen en uzak cisimlerden biri olmasına rağmen, çıplak gözle görülebilmesinin başlıca nedeni Güneş'e olan uzaklığının az olmasıdır. Küçük Magellan Bulutu, diğer galaksilere kıyasla küçük kabul edilirse, yine de en az 3 milyar yıldız içerecektir. Bu küçük galaksinin kalbinde, diğerlerinden daha parlak ve renkli birçok nesneyi de hayranlıkla izleyebiliriz. Bunlar arasında ışıl ışıl parlayan yıldız kümeleri, süpernova kalıntıları veya yeni yıldızların oluşumunun özellikle yoğun olduğu muhteşem nebulalar yer alır. Şimdi yerel grubun 3. galaksisi olan ve Messier 33 olarak da bilinen Triangulum galaksisine geçelim. Triangulum kuzey takım yıldızında yer alır. Dünyadan yaklaşık 2.7 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan galaksinin çapı 50 bin ışık yılından fazladır ve 40 milyardan fazla yıldıza ev sahipliği yapar. Düzenli bir spiral galaksidir, yani çubuklu değildir. Halkalar olmadan
merkezi bir şişkinliği çevreleyen galaktik bir disk şeklindedir. Bu galaktik canavarın kütlesinin 60 milyar güneş kütlesi olduğu tahmin edilmektedir. Ki bu da büyüklük açısından podyumun en üstünde yer alan Samanyolu ve Andromeda galaksisinden çok daha azdır. Messier 33, 1230 milyar güneş kütlesi olduğu tahmin edilen Andromeda galaksisinin kütlesinin yalnızca %5'ini temsil etmektedir. Triangulum galaksisi, mutlaka ziyaret etmiş olduğunuz Samanyolu'ndan çok farklıdır. Daha büyük, daha düz ve daha parlaktır. Ayrıca her biri milyarlarca yıldız ve gaz bulutu içeren, oldukça açık, çok sayıda spiral kolağa sahiptir. Bu galaksinin diğer büyük kütleli nesnelerle önemli bir etkileşiminin olmaması, nispeten simetrik, genel şekle sahip, güzel sarmal yapısını korumasını sağlar. Ve bu nedenle büyük değişiklikler yaşamaz. Daha büyük kardeşleri gibi büyük miktarda gaz ve toza sahiptir. Bu da onu yıldızların ve gezegenlerin oluşumu için ideal bir yer haline getirir. Triangulum galaksisinde seyahat ederken, kırmızı cüceler, kırmızı devler, ikili yıldızlar ve büyük yıldızlar da dahil olmak üzere birçok yıldız türünü görebilirsiniz. Aslında gökbilimciler, merkezinde ve spiral kolları boyunca yoğunlaşan 500'den fazla aktif kızılötesi radyasyon bölgesi saymaktadır. Galaksinin en parlak bölgeleri arasında NGC-588, NGC-592, NGC-595 ve NGC-604 ana bulut suları yer almaktadır. Üçgen bulutsusu olarak da adlandırılan sonuncusu en parlak olanıdır ve yaklaşık 1500 ışık yılı boyunca uzanır. Yerel gruptaki iyonize hidrojenin en parlak ikinci bölgesidir. Hubble teleskobu sayesinde en az iki kümeye dağılmış, yaklaşık 200 genç ve sıcak yıldıza ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Kütleleri 15 ila 60 güneş kütlesi arasında değişmektedir. Dahası, süpernovaların patlama hızının en önemli olduğu yer Güney Spiral Kolu'dur. Ortalama her 147 yılda bir patlama olur ki bu da orada tespit edilebilen yüzlerce süpernova kalıntısını açıklar. Ayrıca bazı süper kütleli kara delikler tarafından dışarı atılan madde jetleri gibi başka birçok ilginç fenomen de vardır. Özetle, Triangulum galaksisi keşifler ve doğa harikalarıyla dolu bir yerdir. Görmek için inanılmaz bir manzara. Yerel grubun ana üyeleri arasında sizi şimdi yerel grubu oluşturan büyük çoğunluğa yani cüce küresel gökadalara ait iki gökada olan NGC-185 ve NGC-147'yi keşfetmeye davet ediyorum. Ancak göreceğiniz gibi bu iki cüce galaksi Andromeda alt grubuna ait olmanın dışında küçük bir özelliğe sahiptir. Güneşimizden yaklaşık 2.1 milyon ışık yılı uzakta bulunan cüce küresel bir galaksi olan NGC-185 ile başlayalım. Küçük boyutu ve Samanyolu'nun yaklaşık onda biri olan düşük kütlesiyle dikkat çekmektedir. Bu türdeki tüm galaksiler gibi ileri yaşı nedeniyle az sayıda yıldız ve gaz içeriyorsa da diğer yandan çok yüksek bir parlaklığa sahip yüzeyi ve son derece parlak ve kompakt çekirdeği onu ikinci tür Seyfert galaksileri kategorisine yerleştirir. Bu tür bir çekirdek evrende bilinen en büyük elektromanyetik radyasyon kaynaklarından birini temsil ediyor. Merkezinde süper kütleli bir kara delik saklıyor olabilir mi? Bu nedenle özellikle de komşu bir galaksi olan NGC-147'ye kayda değer bir yakınlık gösterdiği için merakımızı uyandırıyor. Yoldaşı gibi NGC-147 de Güneş sistemimizden yaklaşık 2.2 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan cüce bir küresel gökadadır. Ayrıca az sayıda yıldız ve gaz içerir. Ancak onu ilgi çekici kılan komşusunun yakınındaki özel konumudur. Görünüşe göre bu iki galaksi
kütle çekimsel olarak kararlı bir ikili sistem oluşturuyor. Bu galaksiler büyük spiral galaksiler kadar etkileyici görünmeyebilir. Ancak etkileşimleri ve yakınlıkları nedeniyle incelenmeleri ilginçtir. Özellikle de yakın zamanda keşfedilen üçüncü bir nesne olan soluk cüce galaksi Cassiopeia 2'de Andromeda galaksisinin bu uydu sisteminin bir parçası olabileceğindendir. Bu üç galaktik nesne aynı kozmik dansın bir parçası olabilir. Ancak bunu doğrulamak için kareografilerini bir süre incelememiz gerekecek. Barnard galaksisindeki heyecan verici yolculuğumuza devam edelim. Bu galaksi, Samanyolu'ndan yaklaşık 1,5 milyon ışık yılı uzaklıkta, yay takım yıldızında utangaç bir şekilde yer almaktadır. Düzensiz şeklini bir toz perdesi ve daha yakın yıldızların arkasında gizler. Bu da neden sadece 1880'lerde Edward Emerson Barnard tarafından keşfedildiğini açıklar. Görünüşü küçük Magellan bulutuna hiç benzemiyor. En büyük çapı 7000 ışık yılına ulaşır ve yerel grubun en büyük divaları gibi parlamasa da genç mavi yıldızlarla doludur. Görkemli sarmal kollara sahip olmasa da yıldız oluşumu sırasında yoğun aktivitenin çevredeki hidrojeni ısıttığı mor bulut sulardan oluşan bir kolyeyle çevrededir. Bunun bir kanıtı olarak bazen maddeyi duyulmamış bir şiddetle püskürten ve yıldızlar arası gazı kelimenin tam anlamıyla havaya uçuran devasa bir yıldız sürüsü görebiliriz. Bu küçük galaksinin daha büyük olanları kıskandıracak hiçbir şeyi yoktur ve bariz bir yıldız oluşum faaliyetinin işaretlerini göstermektedir. Yerel grubun son ana üyesi olan IC-1613 adlı galaksiyi ziyaret edelim. Deniz canavarı Cetus takım yıldızında yer alan ve Güneşimizden 2.3 milyon ışık yılından biraz daha uzak olan bu galaksinin keşfini 1906 yılında Alman astronom Max Wolf'a borçluyuz. Ancak 1928'de Mount Wilson gözlem evindeki 2.5 metrelik güçlü bir teleskop kullanarak Vatandaşı Alter Bate tek tek yıldızlarını başarıyla görüntüledi. Bir kez daha bu düşük yüzey parlaklığına sahip bir cüce galaksidir. Bunu belirtmek gerekir. Ancak ona olan yolculuğumuz tesadüfi değildir. Bu galaktik komşu diğer galaksilerin aksine temiz bir tarama yapmıştır. Size açıklamak istediğimiz şey çok az kozmik toz içermesi ve içerdiği harikaları ortaya çıkarmasına izin vermesidir. Bu olgu oldukça nadir ve bu nedenle gözlemlenmeye değerdir. Bir ıslık kadar temiz görünen bu galaksiyi dolduran gaz ve yıldızlar arasında opak ve dönen karanlık bir yanal toz izi görünmüyor. Kendi hızlarında titreşen iki tür yıldız görülebilir. Cepheid değişkenleri ve Arar-Leary değişkenleri. IC-1613 Gökadası, alışılmadık görünümü nedeniyle gözlemler için büyük fırsatlar sunmaktadır. Küçük boyutuna rağmen bilim insanlarının değişken yıldızları anlamalarına ve evrenimizi haritalamak için kullanmalarına yardımcı olmuştur. Yani kozmosun tüm anahtarlarını elinde tutan en büyük nesneler değildir. Şimdi size Samanyolu'nun alt grubunu oluşturan ve çekimsel olarak bağlı oldukları cüce küresel gökadaları ziyaret etmenizi öneriyorum. Evrenin bu küçük köşesinde, galaksimizin etrafındaki 1,5 milyon ışık yılı yarıçapında gözlemlenebilirler. Samanyolu'nun galaktik diskinin arkasında, Antlia takım yıldızında 422 bin ışık yılı uzaklıkta uzun süredir saklı olan devasa bir galaksiyle başlayalım. Varlığı 2018 yılında Gaia uydusu tarafından tespit edildi. Sizi Antlia 2 galaksisiyle tanıştırayım. Yaklaşık 9500 ışık yılı çapındaki bu galaksi, Büyük Magellan bulutuna nispeten benziyor. Ancak ikincisinden farklı olarak parlaklığı 10.000 kat daha az. Hatta parlaklığı çok düşük olan
ultra dağınık galaksilerden 100 kat daha dağınık görünmektedir. Ki bu da onu bugüne kadar listelenen tüm galaksiler arasında en az parlak olanı yapmaktadır. Bu özelliği, büyüklüğü Samanyolu'nun 1/3 kadar olmasına rağmen Hayalet Galaksi lakabını almasının da nedenidir. Kısacası ya boyutuna göre çok karanlık ya da parlaklığına göre çok büyük bir galaksidir. Antlia 2'nin en ilginç özelliklerinden biri, yeni yıldızların ve gezegenlerin oluştuğu bölgeler olan toz bulutları açısından da zengin olmasıdır. Bu toz bulutları, arka plandaki yıldızlardan gelen ışığı emmeleri nedeniyle görülebilir ve karanlık toz bulutları adı verilen karanlık bölgeler oluşturur. Antlia 2 genç yıldızlar ve gaz bakımından zengindir. Bu da bu galakside çok sayıda yeni yıldızın oluşmakta olduğu anlamına gelir. Aslında yıldız oluşumunda Samanyolu'ndan yaklaşık 10 kat daha aktif olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle gördüğünüz gibi Antlia 2'de birçok yıldız kümesi vardır. Bu kümeler tek bir gaz bulutundan bir araya gelmiş, binlerce yıldızdan oluşan gruplardır. Bu kümelerden bazıları çok gençtir ve hala oluşum sürecinde olan yıldızlar içerir. Bir başka özellik daha dikkat çekicidir: kütlesi. Büyüklüğüne dayanılarak yapılan ilk tahminlerin çok altında görünmektedir. Samanyolu'nun galaktik gelgitlerinin neden olduğu aralıksız parçalanmanın bir sonucu olabilir mi? Dahası, yaşı yaklaşık 11.2 milyar yıl olan bu galaksi, bilim insanları için başka bir sorunu daha gündeme getiriyor. Bir boyut sorunu. Teoride, başka bir galaktik canavar tarafından yutulan galaksilerin boyutlarının küçüldüğünü görürler. Antlia 2, çok büyük ve küçülmek yerine büyüyor gibi görünüyor. Görünüşe göre bu hayalet galaksi, henüz tüm sırlarını açığa vurmadı. Bu da onu daha da büyüleyici kılıyor. Bilim dünyasının konuştuğu bir başka galaksi daha var. Bu galaksi, 1994 yılında keşfedilmesinden bu yana tartışma konusu olan Sagittarius Cüce Galaksisidir. Bazıları tarafından sferoidal bir galaksi, bazıları tarafındansa eliptik bir galaksi olarak kabul edilmektedir. Yay burcundaki düzensiz cüce galaksiyle karıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Çapı yaklaşık 10 bin ışık yılı olan bu gökada, Samanyolu'nun merkezinden yaklaşık 50 bin ışık yılı uzaklıktadır. Ve bu da onu Samanyolu'nun uydularından biri yapar. Yaşlı ve metal bakımından fakir yıldızlardan oluşan nüfusu, özellikle yıldızlar arası tozun az olması nedeniyle yaşlı bir galaksi olduğunu tespit etmeyi mümkün kılmaktadır. Samanyolu'nun gelgit kuvvetlerinin neden olduğu sonuçlara maruz kalmış, cüce küresel bir galaksinin tabanında olduğunu düşünebiliriz. Özellikle de önemli sayıda yıldızı ve bir gaz akışı yörüngesi boyunca dağılmış göründüğünden. Dahası, Yay Cüce Galaksisi 5 ya da 6 milyar yıldan beri biraz fazla yakın olduğu Samanyolu'nun dış diskini aralıklı olarak rahatsız ediyor ve çok sayıda ipliksi yapı üretiyor gibi görünüyor. Şu anda ipliksi ve dönen görünümlü bu yapılar, gökbilimciler tarafından henüz açıklanamasa da, özellikle fosil sarmal kolların kalıntıları gibi çeşitli teoriler ortaya atılıyor. Durum ne olursa olsun, bu yapılar kesinlikle Samanyolu'yla geçmişteki etkileşimleriyle ilgilidir. Sagittarius Cüce Galaksisi ile galaksimiz arasındaki etkileşimler daha iyiye gitmiyor. Çünkü yörüngesi 100 milyon yıl içinde Samanyolu galaktik diskini geçmesi gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle muhtemelen uzun bir yıkım ve yeniden yapılanma süreciyle galaksimiz tarafından tamamen emilecek. Sferoidal cüceler kategorisinde yolculuğumuza Ejderha Cüce Gökadası'na doğru devam edebiliriz. Ejderha takım yıldızında Dünya'dan yaklaşık 260 bin ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Keşfi 1954 yılında Lowell Gözlem Evi'nden Albert George Wilson tarafından yapılmıştır. Küresel şekilde ve 2700 ila 1800 ışık yılı arasında uzanıyor.
Bu da onu bilinen en küçük galaksilerden biri yapar. Parlaklık açısından da çok sönüktür. Gökadamızın en az parlak yoldaşlarından biridir. Galaksimizin yörüngesinde dönen bu cisim, aynı zamanda büyük miktarlarda karanlık madde içeriyor gibi görünmektedir. Bu gizemli madde hala varsayımsaldır ve varlığı henüz doğrudan kanıtlanmamıştır. Bu nedenle saçılma fenomeni için ideal bir aday haline gelmiştir. Ve kozmik mekanizmaları anlamaya çalışan bilim insanları için çok faydalı olabilir. Bununla birlikte merkezinde 260'tan fazla değişken yıldız birikmektedir. Ve küçük boyutuna ve parlaklığına rağmen Ejderha Cüce galaksisi eski yıldızlar, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi metaller açısından zengindir. Bu eski yıldızlar muhtemelen milyarlarca yıl önce oluşmuştur. Bu eski yıldızların ve metallerin varlığı, Ejderha Cüce Gökadası'nın geçmişte çok fazla yıldız oluşum faaliyeti yaşadığını gösteriyor. Ayrıca düşük parlaklıkta yıldızlar olan birkaç kırmızı dev de içerir. Bu yıldızlar nükleer yakıtlarını tüketmiş ve bu nedenle parlamayı bırakmışlardır. Bu yıldızlar çok zenginleştiricidir. Çünkü galaksinin tarihi hakkında bilgi içerirler. Ayrıca güneş dışı gezegenlerin araştırılması için potansiyel adaylardır. Kim bilir, belki bir gün kozmosun bu bölgesinde potansiyel olarak yaşanabilir gezegenlerin varlığını tespit edebiliriz. Diğer derin gökyüzü nesnelerinin yanı sıra, aynı adı taşıyan takım yıldızda ulaşılabilen Küçük Kepçe'nin Cüce Galaksisi'ni de keşfedebiliriz. Güneşimizden ortalama uzaklığı 205 bin ışık yılı iken, yerel grubun merkezinden yalnızca 1.4 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Samanyolu'ndan 45 kat daha küçük olan boyutunun 2200 ışık yılı olduğu tahmin ediliyor. Ejderha Cüce Galaksisi ile aynı koşullar altında keşfedilen bu galaksinin bulguları aynı görünüyor. Benzer şekilde büyük miktarda karanlık madde içerilebilecek bir galaksi. Gerçekten de hız dağılımı galaksinin merkezine olan uzaklıkla azalmamaktadır. Dahası radyal hızı onu Güneş sistemimize 247 km/saat hızla yaklaştıran bu nesnenin damarlarında 94 parlak yıldız tespit edilmiştir. İşte genişliyor gibi görünen çok sayıda güneşe sahip yeni bir galaksi. Dünya dışı yaşamın gelişmiş olabileceği bazı gezegenleri barındırabileceğini düşünüyor musunuz? Neden olmasın? Peki Samanyolu'nun yörüngesinde keşfedilen ilk cüce galaksinin hangisi olduğunu biliyor musunuz? İlk kez 1937 yılında astronom Harlow Shapley tarafından tanımlanan Sculpture Cüce Galaksisi. O zamandan bu yana özellikle Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia çalışması ve Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemler sayesinde birçok başka gözlem yapıldı. Bu galaksi, diğer şeylerin yanı sıra bilim insanlarının tek tek yıldızların bu tür bir galakside nasıl hareket ettiğini belirlemelerine olanak sağladı. Artık yaklaşık 10 yıllık uzun referans dönemlerinde bile konumlarındaki değişimin çok küçük olduğunu teyit edebiliyorlar. Yaklaşık 100 yıldızın uygun hareketleri ölçüldü ve radyal hızla birleştiğinde yıldızların hareketi 3 boyutlu olarak yeniden yapılandırılabildi. Bir cüce galaksi için böyle bir yeniden yapılandırma ilk kez gerçekleştirilebilmiştir. Böylece Sculpture Cüce Galaksisi, karanlık maddenin çekim gücünün yıldızlar ya da galaksiler gibi diğer nesnelerin hareketleri üzerindeki etkisini inceleyebilecek olan gökbilimciler için önemli bir rol oynamaktadır. Şimdi Samanyolu'nun 9. uydusu olan Sextant Cüce Galaksisi'nin saklı olduğu Sextant takım yıldızı yönüne gidelim. Sferoidal tipteki bu galaksi, 1990 yılında Mike Irwin tarafından kapsamlı bir gökyüzü araştırması, plaka izleme programının bir parçası olarak
Birleşik Krallık Schmidt Teleskobu, Cambridge, İngiltere'deki uygulama performansı izleme ölçüm makinesiyle tespit edilmiştir. Bu nesnenin Güneş'ten uzaklığının sadece 280 bin ışık yılı olduğu tahmin edilmektedir. Görünür büyüklüğü 10.4'tür ve bu da onu Samanyolu'na en yakın galaksiler arasında en az parlak olanlardan biri yapar. Gördüğünüz gibi aynı zamanda kırmızıya kayma gösteren eliptik bir galaksidir. Çünkü bizden 224 km bölü saatlik sabit bir hızla uzaklaşmaktadır. Küçük ve ana ekseni boyunca ölçülen çapı 8400 ışık yılını geçmez. Gördüğünüz gibi nüfusu metal bakımından fakir yaşlı yıldızlardan oluşmaktadır. Bu galaksinin derinlemesine incelenmesi, hiyerarşik oluşum senaryosunu sorgulamamızı sağlıyor. Samanyolu gibi galaktik canavarların zaman içinde diğer galaktik cisimleri emerek oluştuğu şeklindeki bu teori, onu çevreleyen cüce galaksilerin kimyasal bileşimini daha yakından incelediğimizde doğrulanamıyor. Gerçekten de gök adamımızla karşılaştırıldığında Sextant 1 en ilkel yıldızlardan oluşan bir eksiksel sunmaktadır. Bu durum aralarındaki galaksinin bir araya gelmesinden önceki dönem olan ilkel dönemlerin fosil içeriğinin benzer olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla komşu cüce galaksiler Samanyolu'nun en eski parçası olan halesiyle aynı özelliklere sahip değildir. Dahası Sextant 1 galaksisi aynı tipteki diğer birçok galaksi gibi galaktik halimizin aksine çok düşük demir yıldızlardan yoksundur. İşte bir başka cüce küresel gökada PGC-19441 olarak da adlandırılan Carina cüce gökadası. Carina takım yıldızında bulunur. Samanyolu'nun bu uydusu yaklaşık 330 bin ışık yılı uzaklıktadır. Ancak 230 km bölü saat hızla yavaş yavaş uzaklaşmaktadır. Boyutunun 1600 ışık yılı çapıyla galaksimizden 75 kat daha küçük olduğu tahmin ediliyor. Aslan 2 galaksisiyle birlikte bilinen en küçük galaksilerin bir parçasıdır. Oluşumu yaklaşık 7 milyar yıl öncesine dayanan yıldızların çoğunluğuna ev sahipliği yapar. Bu da diğer uydu galaksilerden daha az eski göründükleri anlamına gelir. Carina cüce galaksisi ikiz galaksilerden daha yeni olabilir. Ancak özellikle 13 ve 3 milyar yıl önce olmak üzere başka yıldız oluşumu zirveleri de yaşamıştır. Samanyolu'nun bir başka uydu galaksisi bu kez Fırın takım yıldızında merakımızı çekiyor. Bu Fırın'ın cüce galaksisi. Güneş'ten 450 bin ışık yılı uzaklıkta olan bu gökada hemen hemen tüm yakın cüce gökadalar gibi çoğunlukla popülasyon 2 olarak adlandırılan yaşlı yıldızlardan oluşuyor. Samanyolumuzdan gittikçe uzaklaşan 53 km bölü saatlik bir durgunluğa sahiptir. Düşük yüzey parlaklığı onu ilk bakışta çekici olmaktan çıkarır. Bununla birlikte bir gezegenimsi bulutsu ve en büyüğü NGC-1049 olarak adlandırılan ve ev sahibinden bir yüzyıl önce 1835 yılında İngiliz astronom John Herschel tarafından keşfedilen 5 küresel küme de dahil olmak üzere çeşitli hazineler içerir. Bu küme çok sayıda yıldız içerir ve bu da onu galaksinin kendisinden daha parlak yapar. Kanıt olarak 444 bin ışık yılı uzaklığı onu barındıran galaksinin aksine orta büyüklükteki bir teleskopla görünmez yapmaz. Bu küme ve yoldaşları çok sayıda gözleme konu olmuştur. Görünüşe göre Samanyolu'muzda var olanlara çok benziyorlar. Bu gözlem büyük miktarlarda yaşlı yıldızlarla çevrili olması gereken bu kümelerin oluşumuna ilişkin ana teorilere meydan okumaktadır. Ancak burada durumun böyle olmadığını görüyoruz. Astronomide sık sık olduğu gibi yeni bir gözlem bilgimizin kapısını biraz daha açsa bile
bazı teorileri sorgulayarak yeni sorulara yol açıyor. Şimdi Samanyolu alt grubuna ait son iki küresel cüce galaksiye bakalım. Leo 1 galaksisi ve onun ikizi olan Leo 2 galaksisi. Aynı zamanda Leo 1 ve Leo 2 olarak da adlandırılır. Eş zamanlı keşifleri 1950 yılında Robert George Sherrington ve Albert George Wilson'a atfedilir. Carina galaksisi gibi çapları 1600 ışık yılını geçmez. Bu da onları Samanyolu alt grubunun bilinen en küçük galaksileri yapar. İlki olan Leo 1 galaksisi, Güneşimizden 800 bin ışık yılı uzaklıktadır. Biraz daha yakın olan ikincisi ise 700 bin ışık yılı uzaklıktadır. İkincisi, 8 milyar yaşındaki yıldızlardan oluşuyor. Daha genç yıldızları görebildiğimiz merkezi dışında yeni yıldız üretmez. Ancak Leo 1, akranlarına kıyasla nispeten az miktarda karanlık madde içerdiği tespit edildiği için araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Texas Üniversitesi'nden bir ekip, 2021 yılında McDonald gözlemevinde ve bir süper bilgisayar yardımıyla Leo 1 galaksisinin kalbinde 3.3 milyon güneş kütlesinde süper kütleli bir kara deliğin hüküm sürdüğünü keşfetti. İşte çözülmesi gereken bir gizem daha. Bu kadar küçük bir galakside, bu kütlede bir kara delik nasıl var olabilir? Samanyolu alt grubuna ait cüce küresel gökadaları az önce ziyaret ettik. Ancak ultrasilik olarak etiketlenen başka cüce küresel gökadalar da var. İsterseniz Aslan Takım Yıldızı'nda kalarak onlarla tanışmaya gidelim. Yeni teknolojiler ve çok sayıda program sayesinde keşifler birbirini takip ediyor. Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması, kısaca SSCC, ABD'nin New Mexico eyaletinin güneyindeki Apache Point gözlemevinde bulunan 2,5 metre çapındaki özel bir optik teleskobun kullanıldığı bir gök cismi araştırma programıdır. 2000'de başlayan bu program, o zamana kadar yarısı sayılmış olan Samanyolu'nun yaklaşık 24 cüce yoldaş gökadasının 2006 yılında sayılmasını olanak sağlamıştır. SEGI 1 olarak adlandırılan bu galaksilerden biri, Samanyolu'ndan 75 bin ışık yılı uzaktadır. Bizim galaksimizden 1 milyar kat daha sönük olan bu galaksi, esas olarak karanlık maddeden oluşuyor gibi görünmektedir ve damarlarında sadece birkaç yüz yıldız dağılmıştır. SEGI 1, 300 güneşi geçmeyen son derece düşük parlaklığına rağmen, pratik olarak önemsiz sayıdaki yıldızları nedeniyle cüce küresel bir galaksi olarak kabul edilir. Kütlesi yaklaşık 600 bin güneşe karşılık gelir ki bu da küresel bir küme için çok büyüktür. Özellikle de yıldızları genellikle galaksilerde bulunanlara oldukça benzer olduğundan. Çok kompakt bir yapı ve düşük metal konsantrasyonu ile ilişkili bu parlaklık eksikliği, bunun kozmik gezintileri sırasında muhtemelen galaksimizin yer çekimi diskiyle karşılaşmış olacak. Çok eski bir gök cismi olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Ancak gizemini koruyan şey, bir kara deliğin varlığıyla açıklanamayacak olan bu nesnenin kütlesi. Gerçekten de mevcut yıldızlar büyük kütleli bir nesnenin etrafında hararetle dönmemektedir. Sonuç olarak SEGI 1'in merkezinde bu önemli kütleyi açıklayabilecek büyüklükte bir kara delik bulunmamaktadır. Astronomik birikimdeki hidrojen gazı veya toz gibi yeterli miktarda başka hiçbir madde bu kütleyi açıklayamaz. Dolayısıyla SEGI 1 evrendeki tek karanlık madde galaksisi olacaktır. Biraz daha uzakta, aynı çalışma programı olan Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması sırasında Koç takım yıldızında SEGI 2 galaksisi keşfedildi. Güneş'ten yaklaşık 114 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan bu küçük galaksi, Güneş'e 40 km/saat hızla yaklaşıyor.
Yıldız nüfusu çoğunlukla 12 milyar yıldan daha önce oluşmuş eski yıldızlardan oluşmaktadır. Yeni oluşmuş yıldızlar mevcut değildir. Metaliklikleri çok düşüktür. Güneşimizden en az 100 kat daha az ağır element içerirler. Muhtemelen evrendeki en yaşlı yıldızlara bakıyorsunuz. SEGİ 2, sadece 1000 yıldız ve onları birbirine bağlayan bir miktar karanlık madde içerir. Işık gücü güçlü bir şekilde etkilenmiştir. Güneşten ancak 900 kat daha parlaktır ki bu da 20 milyar kat daha parlak olan Samanyolu'yla kıyaslandığında gülünç derecede düşüktür. Bu nedenle SEGİ 2 galaksisi bugüne kadar bilinen en sönük galaksilerden biridir. Ve bu tür nesneler için yapılan önceki tahminlerden en az 10 kat daha az ağırlığa sahiptir. Bu, evrendeki yapı oluşumunun teorik olarak anlaşılması için yeni bir meydan okumadır. Şimdi en yakın komşumuz olan ve Güneş sistemimizin çevresinde yer alan Büyük Köpek Cüce Gökadası'nı ziyaret edelim. Güneşten yaklaşık 25 bin ışık yılı ve Samanyolu'nun merkezinden 42 bin ışık yılı uzaklıktadır. Adından da anlaşılacağı gibi Büyük Köpek takım yıldızında yer alır. Kütlesi yaklaşık 1 milyar güneş kütlesine eşdeğer olan küçük düzensiz bir galaksidir. Uzun zamandır Samanyolu'nun düzleminin arkasında diskinde sıkışmış toz ve gaz tarafından gizlenmiş ancak yakın zamanda keşfedilmiştir. Gökbilimcilerin galaksimizin diskinin çok ötesinde birçok uzay bölgesini görmelerini sağlayan kızılötesi bir araştırma sayesinde ilk kez 2003 yılında tespit edildi. Ve o zamanki cüce galaksi Sagittarius'u en yakın galaksi statüsünden indirdi. Oldukça eliptik şekilli ancak düzensiz olan bu galaksi, aralarında çok sayıda kırmızı devin de bulunduğu 1 milyar yıldıza ev sahipliği yapmaktadır. Ki bu sayı aslında Samanyolu'na kıyasla yalnızca küçük bir yüzdeyi temsil etmektedir. Pürüzlü ve parçalı bir görünüme sahip olan ana gövdesi, bu nedenle düzensiz bir şekle sahiptir. Bu bozulma, Samanyolu'na kaçınılmaz olarak maruz kaldığı yığılmanın bir sonucu gibi görünmektedir. Samanyolu'nun gelgit kuvvetlerine maruz kalarak kelimenin tam anlamıyla parçalanır ve ardında uzun bir yıldız filamenti bırakır. O kadar uzundur ki Samanyolu'nun etrafında 3 kez dönerek tek boynuzlu at halkası olarak bilinen bir halka şeklini alır. Görünüşe göre henüz tamamen yutulmamış başka kalıntılar da vardır. Bunlar farklı takım yıldızlarıyla keşfedilmiş olan birkaç küresel kümedir. Güvercin, tavşan, Stern ve Carina. Bunlar ev sahiplerinden ayrılmış olabilirler. Şimdi size Büyük Ayı takım yıldızına katılmanızı öneriyorum. Biliyor musunuz? Yıldızlı gökyüzümüzü ünlü büyük tavayla süsleyen bu muazzam takım yıldızı. Sayısız yıldızla bezenmiş olan bu takım yıldızı, muhteşem bir gezegenimsi bulutsuya ev sahipliği yapar. Ancak hepsinden önemlisi, Büyük Ayı 1 galaksisi de dahil olmak üzere en az 50 galaksiyi barındırır. Düşük yüzey parlaklığına sahip bu galaksi, Güneşimizden 316 bin ışık yılı uzaklıktadır. Bugüne kadar kaydedilen en az parlak 3 galaksiden biridir. Karşılaştırıldığında Samanyolu'ndaki Deneb yıldızından daha az parlaktır. Yalnızca popülasyon 2 yıldızlarından, yani düşük metalikliğe sahip yaşlı yıldızlardan oluşur. Cüce galaksi Sextant 1 ile benzerlikler bulabilirsiniz. O da kuzeni gibi yaşlı ve metal bakımından fakirdir. Ve çapı sadece birkaç bin ışık yılıdır. Ursa Major 2 veya UMA 2 olarak da bilinen Büyük Ayı 2 Cüce Galaksisini ziyaret etme fırsatını değerlendirelim. Bir önceki galaksiyle aynı zamanda keşfedilen bu galaksi, Güneş'ten yaklaşık 30 kpc ya da yaklaşık 97.800 ışık yılı uzaklıktadır. Parlaklığı Güneş'in yaklaşık 4.000 katıdır ki bu da hayranlıkla izleyebildiğimiz küresel kümelerin büyük çoğunluğunun çok altındadır.
Örneğin Kanopi gibi galaksimizdeki bazı yıldızlardan bile daha az parlaktır. Bu galaksideki yıldızların çoğunluğu popülasyon 2 yıldızlarıdır. Yani ileri yaştaki yıldızlardır. Bu yıldızların oluşumu muhtemelen 10 milyar yıldan daha eskiye dayanmaktadır. Nispeten düşük metaliklik indekslerinin aşağı yukarı 0.06 olduğu tahmin edilmektedir. Bu da Güneşimizden 300 kat daha az metal içerdikleri anlamına gelmektedir. Bununla birlikte baryonik madde ve karanlık maddeyi de sayarsak toplam kütlesi yaklaşık 5 milyon Güneş kütlesine eşdeğerdir. O halde kütle parlaklık oranı 2000 mertebesindedir. Ki bu da özellikle düzensiz şekli, Samanyolu'nun neden olduğu galaktik gelgit kuvvetleri tarafından güçlü bir şekilde tedirgin edildiğini gösterdiğinden oldukça abartılı görünmektedir. Ne yazık ki gökadamızın yörüngesinde dolanan en küçük ve en zayıf uydulardan biri olan bu uydu, Güneşimize 116 km bölü saat hızla yaklaşmaktadır. Büyük Ayı 2, zaman içinde güçlü bozulmalara, hatta geri dönüşü olmayan parçalanmalara neden olan gelgitlere kaçınılmaz olarak maruz kalmaktadır. Yolculuğumuza yine Büyük Ayı takım yıldızında yer alan Wilm'ın bir galaksisi, Bouverie cüce galaksisi, Berenice saç cüce galaksisi, Herkül cüce galaksisi, Balık 2 cüce galaksisi veya Kova 2 cüce galaksisi gibi birçok galaksi üzerinden devam edebiliriz. Tüm bu galaksilerin birçok ortak noktası olsa da, ben güneyindeki Reticulum takım yıldızında, Magellan bulutlarının yarısında yer alan Reticulum 2 galaksisiyle oyalanmamızı öneriyorum. Yakın zamandaki keşfi 2015 yılına dayanıyor. Ve ancak uluslararası bir optik ve yakın kızılötesi inceleme araştırma programı olan DES, Karanlık Enerji Araştırması tarafından toplanan verilerin kullanılmasıyla mümkün oldu. Ancak Reticulum 2 tek başına ortaya çıkmadı. Samanyolu'nun yörüngesinde dönen diğer 8 cüce uydu galaksiyle birlikte tespit edildi. Bu keşif, gökyüzünün bu kadar küçük bir alanında bu kadar çok uydu bulmayı beklemeyen gökbilimcileri şaşırttı. Muhtemelen sferoidal olan Reticulum 2, Güneş sistemimizden sadece 104 bin ışık yılı uzaktadır. Ve bu da onu en yakın Samanyolu uydu galaksilerinden biri yapmaktadır. Ultra soluk olarak adlandırılan bu nesne, az önce ziyaret ettiğimiz tüm ultra soluk küresel cüce galaksiler gibi çok az gözlemlenebilir madde içermektedir. Bu küçük yapı muhtemelen 5000'den fazla yıldız içermez. Ve bunlar da gözlemlenebilir maddenin %1'inden biraz fazlasını temsil eder. Esasen karanlık maddeden oluşan ve yalnızca kütle çekimsel çekimiyle tespit edilebilen bu galaksi, galaksimizden 1 milyar kat daha karanlık ve 1 milyon kat daha az kütlelidir. Eğer onu yakından gözlemlerseniz, Samanyolu'yla temas halindeyken maruz kaldığı devasa gelgit kuvvetleri tarafından nasıl parçalandığını görebilirsiniz. Bu cüce uyduların bir cep mendili içinde keşfedilmesi endişe verici ve bilim insanlarını bir kez daha düşündürmekte. Bunlar Magellan bulutlarının yörüngesinde dönen küçük ve büyük Magellan bulutları arasındaki etkileşimle fırlatılan eski uydular mı? Yoksa Magellan bulutları gibi bizim galaksimiz tarafından yutulmaya mahkum devasa bir galaksi grubunun parçası mı? Peki ya siz? Ne düşünüyorsunuz? Sferoidal cüce galaksilerin büyük çoğunluğu uzayda yerel grubun iki ana üyesi olan Samanyolu ve Andromeda galaksilerine oldukça yakın bir konumda yer alırlar. Ve bu galaksilere kütle çekimsel olarak bağlıdırlar. Bunların çoğu sadece 7 milyon ışık yıllık bir çevre içinde toplanmıştır. Bununla birlikte bazı cüce küresel galaksiler yalnız oynamayı tercih ederler. Çizginin dışına çıkmış gibi görünen bu galaksilere izole galaksiler denir. İzole bir galaksi
neye benzeyebilir? Evrende nasıl davranır? Ama hepsinden önemlisi nasıl oluşmuştur? İşte biz de bazılarına yaklaşarak bunları aydınlatmaya çalışacağız. Cambridge Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi tarafından 1996 yılında keşfedilene kadar uzun süre aynı adı taşıyan takım yıldızın içinde kamufle edilmiş olan Cüce Balina galaksisini ziyaret ederek başlayalım. Samanyolu'nun merkezinden sırasıyla 2.46 milyon ışık yılı ve Andromeda galaksisinin merkezinden 2.2 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Benzerleri gibi düşük bir yüzey parlaklığına sahiptir. Yıldız kütlesinin 2.6 milyon güneş kütlesi olduğu tahmin edilirken, hidrojenden yoksun görünmektedir. Öyle ki bu gaz tespit edilememektedir. Yıldız nüfusu nispeten yaşlıdır. Bunlar 12 milyar yıl önce 2 ila 3 milyar yıllık kısa bir dönemde oluşmuş olmalılar. Dolayısıyla çok huzurlu görünen bu galaksinin kalbinde yeni yıldızlar ortaya çıkmayalı 8 milyar yıl olmuştur. Bu galaksinin etkin yarıçapı ancak 2300 ışık yılıdır. Yaklaşık 87 kilometre bölü saatlik radyal hızı onu yavaş yavaş Güneşimize yaklaştırırken, yaklaşık 17 kilometre bölü saatlik bir dağılma hızına sahiptir. Üzerinde düşünmek için birkaç dakikanızı ayırırsanız, 8 kilometre bölü saate yakın bir küresel dönüş hızına sahip olduğunu fark edeceksiniz. Zayıf kozmik akımlar tarafından taşınan hayalet bir gemi gibi, bu eski soğuk yıldız grubu, evrende kayıp bir ruh gibi dolaşıyor gibi görünüyor. Çok soluk ve gazdan yoksun bir başka küçük yıldız kümesi, 1990 yılında Avustralya'daki Mount Stromlo gözlemevinde keşfedildi. Bu, Tokan Cüce Galaksisi'dir. Balina Cüce Galaksisi gibi, yüzey parlaklığı nispeten düşük ve çoğu 13 milyar yaşında olan yıldız nüfusu karşılaştırılabilir düzeyde. Bu küçük küresel galaksi Balina'dan bile daha küçüktür. Etkin yarıçapı 926 ışık yılının biraz üzerinde. Galaksimizden yaklaşık 2.8 milyon ışık yılı, Andromeda galaksisindense yaklaşık 4.4 milyon ışık yılı uzaklıkta. Ancak onu daha özel kılan yerel grup içindeki konumu. Aynı türden yalıtılmış galaksiler gibi iki referans galaktik canavardan belirli bir uzaklıkta yer alsa da, diğer yandan Samanyolu'na göre diğer üyelerin çoğunun neredeyse karşısında yer almaktadır. Birçok galaksinin aksine pozitif bir radyal hıza sahiptir. Yani Güneşimizden 194 km bölü saat hızla uzaklaşmaktadır. Dış bölgelerinde 16 km bölü saat olarak tahmin edilen düşük hızlı bir dönüşü vardır. İzole küresel cüce gökadalar arasında Ejderha takım yıldızında bulunan KKR-25'i de sayabiliriz. KKR-25, 1999 yılında kendisine adını veren Karashantseva, Karashantsev ve Richter adlı üç araştırmacı tarafından keşfedilmiştir. Önceki iki galaksi gibi yerel grubun ana üyelerinden 6 milyon ışık yılından fazla olduğu tahmin edilen uzaklığıyla ama özellikle de diğer kozmik nesnelerden yalıtılmış olmasıyla karakterize edilir. Bilim dünyasının ilgisini çeken bir başka izole galaksi de KKS-3 galaksisidir. Düşük parlaklığı nedeniyle fark edilmesi zor olan bu galaksi, Samanyolu'ndan ancak 7 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Toplam kütlesi, Güneş'in yaklaşık 20 milyon katı olduğu için fark edilmesi daha da önemlidir. Hubble teleskobu sayesinde 2000 yılında tespit edilse de, izolasyonu ancak 2014 yılında kanıtlanabilmiştir. Onu oluşturan yıldızların çoğu, muhtemelen 12 ila 14 milyar yıl önce oluşmuş yaşlı yıldızlardır. O zamandan beri gazdan yoksun olduğu için uzun süredir yıldız oluşturmuyor. Bu nedenle büyük yaşı nedeniyle ama her şeyden önce izolasyonu nedeniyle gökbilimcilerin büyük ilgisini çeken bir kalıntı. Muhtemelen çok uzun bir süredir herhangi bir değişime uğramamıştır.
Bu da onu kozmik işleyişi ve evrenin temellerini anlamak için ideal bir araştırma laboratuvarı haline getirmektedir. Hubble Uzay Teleskobu 1990'da fırlatıldığından bu yana bulgularını istikrarlı bir şekilde ortaya koyuyor. 2018 yılında o zamana kadar fark edilmemiş, unutulmuş gibi duran bir galaksi tespit etti. Ve bunun iyi bir nedeni vardı. Bilim insanları, Güneş sistemimizden 13 bin ışık yılı uzaklıkta küresel küme NGC-6752'yi en sönük yıldızlarını aramak için gözlemlerken, daha önce hiç tespit edilmemiş bir cüce galaksi arka planda, Tavus kuşu takımı yıldızında çok yoğun ve uzun bir sönük yıldız koleksiyonu şeklinde sessizce belirdi. Yaklaşık 30 milyon ışık yılı uzaklıktaki Baden 1 galaksisi böylece tesadüfi bir keşfin de konusu oldu. İncelenen kümenin parlak yıldızlarının arkasına gizlenmiş olan bu küresel cüce galaksinin çapı en geniş ekseninde yalnızca 3000 ışık yılı. Yani Büyük Magellan Bulutu 12 milyon ışık yılı uzaklıktaki NGC-6744. Yine Tavus kuşu takım yıldızında yer alan büyük bir ara spiral galaksidir. Şimdilik bu iki galaksinin kütle çekimsel olarak bağlı olup olmadığı veya NGC-6744'ün ev sahibi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak Baden 1 izolasyonunun yanı sıra daha da muhteşem olan bir şey yaşı. Samanyolu'ndan yaklaşık 1000 kat daha küçük olan ışık spektrumunun incelenmesi, bilim insanlarını çok düşük metal konsantrasyonuna sahip olduğu sonucuna götürüyor. Muhtemelen bir patlama sırasında doğan bu galaksi, o zamandan beri yeni bir yıldız oluşumu dönemi görmemiştir. Dolayısıyla içindeki yıldızlar çok ama çok yaşlı. Baden 1 şimdiye kadar keşfedilen en eski galaksilerden biri gibi görünüyor ve 13 milyar yaşında olabilir. Eğer buna 0.8 milyar yıl eklerseniz, Baden 1 evren kadar yaşlı olacaktır. Gökbilimciler tarafından ilkel evrenin bir tür yaşayan fosili olarak kabul edilen ve diğer kozmik anıtlarla hiçbir etkileşime girmemiş olan Baden 1, bir zaman kapsülüne benziyor. İlkel evrenin koşullarını muhafaza etmesi, onun yaratılışıyla ilgili birçok sırrı bize verebilmektedir. VFIRST teleskobu, yeni nesil teleskoplara yakın gelecekte çok düşük parlaklıkları nedeniyle uzun süre gizli kalmış bu türden birçok başka gök adayı gün ışığına çıkaracaktır. Gördüğünüz gibi bu nesneler hakkında konular henüz bitmedi. Şimdi size başka bir galaksi kategorisiyle ilgilenmenizi öneriyorum. Gelin yerel grubu renkli pırıltılarıyla süsleyen en güzel düzensiz cüce gök adalarından bazılarını keşfedelim. İlk olarak kuzeydeki Kasiopya takım yıldızında Güneşimizden yaklaşık 2.2 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan IC-10 galaksisini keşfedelim. Önceki tüm gök adalardan çok daha parlak olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Tabii ki çapı yaklaşık 5000 ışık yılı olan boyutuyla göz kamaştırmıyor. Hayır, ara toz bulutlar arasından kırmızımsı bir parıltı yansıtan farklı bölgeleriyle öne çıkıyor. Diğer galaksilerin aksine IC-10 galaksisi yeni oluşmuş büyük kütleli yıldızlardan oluşan geniş bir nüfuza sahiptir. Yerel gruba ait tek yıldız patlaması galaksisinin, yani yıldız oluşturan bir galaksinin önündesiniz. Çok daha küçük olmasına rağmen Magellan bulutlarından daha fazla Wolf-Rayet yıldızı birkaç on güneş kütlesinde sıcak yıldız içerir. Büyük bir X ışını kaynağının tespit edilebildiği orta kısmını gözlemleyin. Burada yüksek kütleli bir X ışını ikilisi bulunmaktadır. Bir Wolf-Rayet yıldızı ve kütlesi onlarca güneş kütlesine ulaşan yıldızsı bir kara delikten başka bir şey olmayan kompakt bir nesneden oluşur. Bu yıldız oluşumlarının bu galaksinin kalbini nasıl noktaladığına bakın. Üretimleri yılda 0.04 ila 0.08 güneş kütlesini temsil ediyor. Bu sayısız salgını besleyen yıldızlar arası gaz
muhtemelen birkaç milyar yıl dayanabilir. Ne muhteşem bir manzara. Şimdi bu galaksiyi buharlı mantosuyla çevreleyen hidrojen zarfına bakın. Dikkatlice bakın. Hareketi galaksinin kendisinden farklı. Oldukça şaşırtıcı. Bir başka izole galaksi astronomların ilgisini çekiyor. Bu Leo A olarak da adlandırılan Leo 3 galaksisi. Anladığınız gibi Aslan takım yıldızında yer almaktadır. Güneşimizden 2.25 milyon ışık yılı uzaklıkta olan bu galaksi, aynı zamanda kütlesi muhtemelen 800 Güneş kütlesini geçmeyen düzensiz bir cüce galaksi. Gaz zengini bu galaksi, düşük yıldız kütlesine ve düşük metalikliğe sahip. En büyük çapı yaklaşık 6500 ışık yılı. Farklı yaşlarda yıldızlar içeriyor. En gençleri yaklaşık 10 milyon yaşındayken, en yaşlıları 10 milyar yaşında. Bununla birlikte yıldızların %90'ından fazlası 8 milyar yıldan daha kısa bir süre önce oluşmuştur. Toplamda 5 yıldız kümesine ev sahipliği yapar. 2 genç düşük kütleli küme ve yine düşük kütleli 3 yaşlı küme. Bu kadar çok yıldıza rağmen bu galaksinin %80'i karanlık maddeden oluşuyor. Ve bu hala bir gizem. Birkaç yıl sonra, 2004 yılında keşfedilen eski yıldız halesine hayran olmamak elde değil. Bu galaksiye daha yakından baktığınızda, iç halka yapıları size spiral galaksilerin tipik morfolojisini hatırlatır. Yıldızları gaz halindeki zarfının ötesine uzanır. Dolayısıyla büyük kütleli disk galaksilerine benzemekte ve çok düşük yıldız kütlesine sahip galaksilerinde karmaşık yapılar oluşturabildiğini kanıtlamaktadır. İşte bir kez daha galaksi evrimine ilişkin mevcut anlayışa meydan okuyan bir galaktik nesne. Yolculuğumuz sona eriyor. Ancak elbette yerel gruba ait olmayan, ancak ona çok yakın olan ve onları uzaktan gözlemlemekle yetinemeyeceğimiz iki son galaksiyi keşfetmenize izin vermek istiyorum. Onlara hiç bu kadar yakın olmamışken, onları ziyaret etmekten vazgeçmek biraz utanç verici olurdu. Yerel grubun yakın çevresini dolduran gökadalar arasında, uzun zamandır yanlışlıkla düzensiz bir gökada olarak kabul edilen birini keşfetmenizi öneriyorum. Kedwell 72 olarak da adlandırılan NGC 55 galaksisini hayranlıkla izleyebileceğimiz heykeltıraş takım yıldızına gidelim. Uzakta, basık şeklinin arkasına saklanarak, farklı kuyruklarıyla uzun ve zarif bir kuyruklu yıldız gibi görünmesini sağlıyor. Aslında, sadece yaklaşık 68 bin ışık yılı boyunca uzanan dar profilini hayranlıkla izlememize izin veriyor. Ama yakından bakın. Ona yaklaştıkça, görüş açımızı değiştirebiliriz. Bu harika değil mi? Yavaş yavaş ortaya çıkan şu galaktik nesneye bakın. Garip bir şekilde Büyük Magellan bulutuna benzemiyor mu? Şimdi bize yapısının tam bir görüntüsünü sunan bu galaksiyi düşünebilirsiniz. Gerçekte Kedwell 72 çubuklu bir spiral galaksi. Tek bir koldan oluşur. Ve daha kesin bir ifadeyle Magellan Sarmal Gökadaları kategorisine girer. Ancak yaklaşık 180 bin ışık yılı uzaklıktaki Magellan bulutlarının aksine bu küçük galaksi Güneş sistemimizden neredeyse 7 milyon ışık yılı uzaklıkta. Muhtemelen yerel gruba bugüne kadar bilinen en yakın galaksi. Birkaç yüz milyar yıldız onun düzleşmiş diskini aydınlatmaktadır. Ancak merkezinin ne kadar yoğun ve parlak göründüğünü görebilirsiniz. Bu merkezi ve küresel çıkıntıyla karakterize edilen şişkinliğidir. Özellikle parlak olan bu çekirdek, toz bulutları tarafından kesilir. Bazı yerlerde yanar döner renkli alanlar gözlemleyebilirsiniz. Pek çok pembe yıldız oluşum bölgesinin yanı sıra, bu küçük galaktik canavarın içinde hala hüküm süren aktiviteye tanıklık eden genç mavi yıldız kümeleri de vardır. Oradan çok uzakta olmayan bir başka parlak nesne dikkatimizi çekiyor.
Yine heykeltıraş takım yıldızında NGC-55'in yanında bir başka sarmal gökada daha yer alıyor. Bu galaksi NGC-300 ya da Keltwell-70'tir. Bu da Güneş'ten yaklaşık 7 milyon ışık yılı uzaklıkta, düşük yüzey parlaklığına sahip bir gökada. Işığı daha geniş bir görünür alana yayılmıştır. Yapısına yakından bakarsanız, bizim samanyolumuza benzemediğini göreceksiniz. Parlak ailesi 55 bin ışık yılından daha uzun bir alana yayılır ve iki sarmal kolunu çevreleyen kırmızı dev yıldız sürüleriyle doludur. Şişkinliği de sayısız yıldıza sahiptir. Dahası bu galaksi birçok araştırmaya konu olmuştur. Hatta resmedilmiştir. Bu başarı birkaç gözlem gecesine yayılan 50 saatlik pozlamanın sonucudur. Dolunayın görünen yüzeyiyle kıyaslanabilecek kadar geniş bir görüş alanına sahip olan geniş alan görüntüleyici kamera, özel filtrelerle işlenip bir araya getirildikten sonra eşsiz bir görüntü elde edilmesini sağlayan çok sayıda fotoğraf çekebilmiştir. Yapı olarak bizimkine benzeyen bu galaksinin haritasını çıkarmanın yanı sıra kalbinde yaklaşık 15 güneş kütlesinde bir kara delik barındırdığını ortaya çıkardı. Bu kara delik ikili bir sisteme ait, sıcak ve parlak bir Wolf-Rayet yıldızına yakındır. Son olarak bu iki kozmik nesneyi, yani NGC-55 ve NGC-300'ü yalnızca 1 milyon ışık yılı ayırıyor gibi görünüyor. Bu galaktik çift büyük olasılıkla kütle çekimsel olarak bağlıdır. Sizce bu galaksilerden birinin kaderi kardeşini yutmak mı? Yoksa her ikisi de daha güçlü bir galaktik canavar tarafından yutulacak mı?